Osaka Grand Slam turnuvası gösterişli maçlarla sona erdi. Turnuvanın son gününde Japon judokalar yine güne damgasını vurdu. Erkeklerde günün parlayan yıldızı Hollandalı Henk Grol oldu. 100 kilo altı kategorisinde dünya şampiyonluğu ve olimpiyat oyunlarında bronz madalya sahibi Hollandalı judoka ilk defa ağır siklet kategorisinde altın madalya kazandı. Finalde Grol Çekyalı rakibi Lukas Krpelek ile karşı karşıya geldi. Grol ilk defa yer aldığı 100 kilo üzeri kategorisinde rakibine karşı ilk zaferine ulaştı. Mükemmel bir koyuç hareketiyle rakibi Krpelek'i alt eden Hollandalı judoka taraftarlarını sevince boğdu. Osaka'daki Grand Slam turnuvasında ağır siklet kategorisinde zafer kazanmak inanılmaz bir duygu. Japon judokalarla müsabaka gerçekleştirmek çok zor çünkü genelde onlar altın madalya alıyor. Kadınlarda günün dikkat çeken ismi Japon judoka Ruika Sato oldu. Sato finalde rakibi Mami Umeki'nin kolunu kilitleyerek kazandığı ippon puanı sayesinde altın madalyaya uzandı. Böylece Japon judoka 5. defa Grand Slam'da şampiyon unvanı aldı. Aralık'ta gerçekleşecek World Masters turnuvasına katılıp ülkemi temsil etmeyi çok istiyorum. Eğer gidersem amacım kesinlikle bu yılı zaferle bitirmek. Bir diğer Japon judoka Shichiro Mukai, başarılı judo performansıyla izleyenleri coşkuya boğdu. Finalde Hollandalı rakibi Noel Van Tende mağlup eden Mukai, bu yıl içerisinde 2. defa Grand Slam şampiyonu olmanın gururunu yaşadı. Kadınlar 78 kilo üzerinde 2012 olimpiyat şampiyonu Kübalı judoka Idalis Ortiz, rakibi Akira Suna'yı yenerek bir kez daha şampiyon oldu. Erkekler 100 kilo altı kategorisinde ise altın madalyayı Japon Aaron Wolf kazandı. Kanadalı rakibi Shade Elnihas'ı güçlü bir uçigara hareketiyle yere seren eski dünya şampiyonu Japon judoka podyumda ilk sırada yer aldı. Günün hareketi ise Portekizli judoka Jorge Fonseca'dan geldi. Brezilyalı rakibi Rafael Buzacarini'yi tatamide yere seren Fonseca izleyenleri büyüledi. Osaka Grand Slam turnuvası son gününde unutulmaz müsabakalara sahne oldu.